buradan başlayalım. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çevreci aklın eleştirisi. Beşinci dersimiz. İktisat sohbetlerimizdeki. Şimdi neden çevreci aklın eleştirisi? Neden çevre? Bunu kısaca işaretlemek adına hani konumuzun iktisatla, ekonomiyle bağlantısını. Hani eko. Şimdi İngilizce'de çevrecilik iki tane kelimeyle ifade edilir. O anlama gelen bir environmentalism, bir de ekoloji diye. Mesela ekoloji. Bu ekonomi. Buradaki ortak yer eko kelimesi. Eko Yunanca ev demek. Şimdi eski Yunan'da ekonomi ilmi ev yönetimi demekti. Hatta İslam ülkelerinde bu tedbir adı altında. Tedbir ve menzil kelimelerini birleştirerek menzil ev demek, tedbir yönetim demek. Ev yönetimi şeklinde eski Yunan'dan bize kadar geldi bu. Hatta Kınalızade'nin Ahlak kitabı 3 bölümden oluşur. İlk bölümü ikinci bölümü bunun üzerinedir. Ev yönetimi üzerinedir. Ekoloji manası da bu da ev ama bu biraz daha üzerinde yaşadığımız yeryüzü anlamındaki ev. Ama bugün öyle bir konuma gelmiştir ki artık ekonomi ile ekoloji neredeyse bütünleşmiştir. Artık ekonomi çünkü ev yönetiminden çıkıp ülkelerin yönetimi ne geçmiş. İşte uluslararası ticaret gibi alanları kapsamıştır. Ve tabii ki uluslararası ticaret olunca da ne olmuştur? Ekolojik hareketler de ekonomiye, bakın sizin bu ekonomik teorileriniz, bu ekonominiz ekolojiyi etkilemekte. Sizin iktisadi teorilerinizde ekolojik faktörler göz önüne alınmamakta diye eleştirmektedirler. O yüzden bu ikisi bir araya gelmişti. Bu da iktisadi faaliyette dünyada, yeryüzünde gerçekleştiğine göre bu şekilde işaret etmiş oluyoruz. Niye ekolojiyle, çevreyle ilgilendiğimizi. Şimdi bugün, geçen hafta bir yöntem belirlemiştik. Daha doğrusu bunu birkaç haftadır söylüyorduk. İfrat, tefrit ve vasat. Bugün de aynı yöntemle çevreci akıllı eleştirmeye çalışacağız. Bu arada çevreci akıl derken bildiğimiz anda çevrecilikten bahsediyorum. Hani yeşil hareketler, Greenpeace falan var ya, onlardan bahsediyorum çevreci derken. Şimdi bir tanesini, ifratını, işin tefritini söylerken hoş bir kelime kullanmayacağım doğa için ama affınıza sığınıyorum. Şimdiden şey yapın, Seyit Hüseyin Nasr'ın İnsan ve Tabiat kitabında geçen bir kavram bu. 3 tane çevre anlayışı ya da bundan sonra çevre yerine doğa diyeceğim. Doğa anlayışı var yeryüzünde genel anlamda. 1. Fahişe doğa. Hanım arkadaşlarımızdan da özür dilerim böyle uygunsuz bir ifade kullanmışım ama en iyi ifade eden bu anlayışı bu kelime. 2. Ortayı yazmıyorum. Bu vasat anlayış. İşin öbür tarafında kutsal doğa var. İşin bu tarafında ise vasatta yani memur doğa. Doğa değil, parantez içinde lar. Şimdi lar kısmına geleceğim. Buradaki önemli farklılık diğerlerinde doğa kelimesini tekil olarak kullandım. Vasatta ise doğalar dedim. Niye çoğul kullandım? Bunu inşallah sonunda söyleyeceğim. Şimdi fahişe doğa anlayışından başlayalım. Bu doğa anlayışında değil mi? Niye fahişe diyorum? Şundan dolayı. Daha doğrusu Seyit Hüseyin Nasr kitabında böyle diyor. İnsan ve Tabiat kitabında. Normalde insanın eşine karşı sorumlulukları vardır. Ama doğaya yani bu benim işte malımdır, benim mülkümdür. Ben bunu bir şekilde istediğim gibi kullanırım ve böyle hadsiz bir şekilde kullanmak. Bu yüzden bu 21. yani günümüze kadarki olan doğa anlayışıdır. Yani doğa bizim karşımızdadır, biz onu fethedeceğiz. Ve her türlü şeyini, taşını, toprağını istediğimiz gibi süreceğiz. Ve bunun sonuçları üzerine hiç düşünmeyeceğiz. Bu tip bir doğa anlayışıdır. Ve bunun da kökleri vardır. Bu doğa anlayışı nasıl türemiştir?
nasıl oraya gelinmiştir? Bunun köklerine inmek gerekirse Rönesans'la eski Yunan arasındaki doğa anlayışı farkına bir bakalım. Rönesans 15. yüzyıl, eski Yunan çok daha önce. Şimdi eski Yunan'da doğa anlayışı şöyleydi Collingwood'a göre. O da doğa tasarımı kitabının yazarı. Collingwood'a göre esas Rönesans'la eski Yunan doğa anlayışı arasında şöyle bir fark var. Eski Yunan'da doğa akıllıydı. Zeki, akıllı bir varlık, canlı aynı zamanda. Aklı olan. Ve bu akıl ama mündemiç. Yani içten geliyor bu akıl. Kendisinin, bizzat doğanın kendisinin bir aklı var. Rönesans'ta ise evet doğa akıllı ama bu akıl dıştaki bir akıl. Tanrısal bir akıl. Yani doğa onun dışında akılsız olmuş oluyor. Rönesans'ta çıkan şeye göre. Rönesans'tan sonra ne oldu peki? Aydınlanma dönemi geldi. Ve Avrupa'da yeni bir bilim doğdu. Bu bilimde neler yoktu? Periler, cinler, melekler uçtular gittiler. Artık mekanik bir doğa vardı. Belli hareketleri olan, dönen işte rahatlıkla işte bir yıl sonra nerede olabileceğini hesaplayabileceğiniz, hareketlerini hesaplayabileceğiniz bir doğa anlayışı geldi. Tabii aslında bu çok önemli. Şurada bir parantez açıyorum. Bundan önceki derslerimizde birkaç bilgi hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu analizi gerçekleştirebilmemiz için bunu hatırlamamız şart. Bir insan bir şeyi üç nedenden dolayı yapar dedik. Bir insan bir şeyi üç nedenden dolayı. Bunlar haz, ya haz için yapar, ya çıkar için yapar ya da fayda, ya da hayır için yapar, iyi. Şimdi biz müşrik akıldan bahsederken üçüncü dersimizde şunu dedik. Müşrikte hayır olmadığını bildiğimize göre, bunu ön bilgi olarak bir Müslüman kabul ettiğine göre, o halde bu adam eylemlerini ne için yapıyordur? Haz ve çıkarı için. Hatta burada şunu da iddia ettik. Putlaştırmanın temelinde de haz ve çıkar vardır. Yani bir insan bir şeyi put ediniyorsa, bu herhangi bir şey olabilir. Mutlaka bakın arkasında bir çıkarı vardır. Bu çıkar ekonomik, sosyal ve siyasi olarak bu insana belli bir şey veriyordur. Fayda sağlıyordur. Haz sağlıyordur. Peki bu adam bu çıkarları niye istiyor? Onun da tek kelimesi var psikolojik olarak. Büyüklük. Çünkü bu adam, bu müşrikten bahsediyoruz, müşrik zekadan bahsediyoruz. Bu adam öyle bir adam ki büyükleniyor. Neden büyükleniyor? Serveti var, malı var, çoluk çocuğu var, taraftarı var. Onu destekleyenlerin sayısı çok, çalıştırdığı insan fazla vesaire. Bunları bir büyüklük sebebi olarak kabul ediyor. Ve bundan bir ayrıca bir haz alıyor. Bu büyüklüğünü devam ettirmesi için, yani buna bir statikoyu koruma diyebiliriz. Bunu devam ettirmek için de birçok zaman tarihte gördüğümüz kadar hep putlara başvuruyorlar. Bir şekilde o taraftarları kendisini yararına çalıştırma ve ona büyüklük sağlayan şeyleri muhafaza etme. O yüzden baktığımız zaman birçok muhafazakarlığın arkasında, bizim anladığımız Müslümanlık anlamında muhafazakarlıktan bahsetmiyorum. Yani yanlış da olsa onu muhafaza etmenin arkasında burada bir çıkar ilişkisini görebiliyoruz. Tabii her zaman değil. Şimdi herkes de değil diyeyim, her zaman değil demeyeyim. Parantezi tekrar devam ediyorum. Burayı kapattım, açtım kapattım bu bilgiyi verdikten sonra devam ediyorum. Bu dua anlayışında ne dedik? Avrupa'da özellikle ne oldu? Melekler, cinler vesaireler kayboldu gitti. Aklın göze inmesi diyebiliriz buna. Bu anlamda doğa da bir anlamda ne oldu? Rönesans'a göre aklını yitirmiş oldu. Cansızlaştı, donuklaştı. Aslında bu bir tuzak da Avrupalıya. Çünkü aynı dönemde ne oldu Avrupa'ya? Kilisenin gitmesi demek, kiliseyle bağın kopması demek, aslında Tanrı ile bağın kopması demekti. Ve ne dediler? Özne sensin. Yani bilen sensin. İnsanı özneleştirdiler. İnsanın özneleştirmesi büyük bir tuzaktı. Çünkü ne oldu? Bir grup insan bir şekilde doğayı dilediği gibi kullanmaya başladı. Oh, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bir grup insan doğayı kullanmaya başladı. İstediği gibi. Çünkü artık önünde hiçbir engel yok. Yani adama şey diyemezsin mesela. Ya şu eylemi yapma, haramdır bu. Diyemezsin. Çünkü artık eylemler hayır yönünden değerlendirilmedi. Fayda yönünden değerlendirmeye başlandı. Yani bir eylemin iyiliği bana faydası varsa bu eylem iyidir.
buna dönmeye başladı. Çıkarıma yarıyorsa bu eylem iyidir. Vesaire. Bu şekilde bir doğa anlayışıyla bugüne kadar geldik. Dedim ya, bu bir tuzaktı. Çünkü insanların, geçen hafta söyledik, kavileri ve güçlüleri yani ve aynı zamanda kurnaz olanları, sermaye sahibi olanlar bir şekilde diğer insanlardan fazla hak sahibi oldular bu doğada. Ve istedikleri gibi kullanmaya başladılar. Yani insanlara dediler ki artık kiliseye, tanrıya falan ihtiyaç yok. Siz kendi başınıza öznesiniz siz. O bağları kopardılar. Ama geçen haftalarda söyledik, her şey izafileşince hakikat de ortadan kalkar. Kime göre karar alınacak? Kimin doğrusu? Doğru kime göre? Kim orada en güçlüyse, kimin en fazla yumruğu sıkıysa, kimin cebi en çok doluysa ona. Bu aynı zamanda aslında insanlar, dediğim gibi, kurulmuş bir tuzaktı. Böylece doğayı parsellediler. Doğa dediğimiz içinde madenleriyle vesairesiyle olan yer parsellediler. Yani aslında baktığımız zaman mülkiyeti ele geçirmeye çalıştılar. Yani sorun esasında mülkiyet. Buna gireceğiz. Şimdi bugün sesler çıkmaya başladı. Her bire duyuyoruz. Değil mi? Greenpeace vesaire gibi organizasyonlar ne yapıyorlar? Doğayı koruyalım. Fosil yakıtlara son. İşte yeter, artık dünyanın sonu geliyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği. Şu anda böyle bir ortamdayız. Hatta işte en son gezi olaylarında ağaca sakın dokunma, şunu sakın yapma, her taraf beton. Bakın, her batılda ya da bir hakikat olduğu gibi bunlarda da mutlaka bir hakikat vardır. Yani bunları söylerken hani bu doğa hareketlerinin tamamen yanlış, tamamen batıl olduğunu iddia etmiyorum. Öyle aşırılıklara kaçmayalım burada gördüğümüz gibi. Mutlaka bir hakikat var içinde. Ama hakikat öyle bir şey ki, bir litre suyu düşünün, içine bir gram mürekkep atsanız bütün hepsini bozuyor. Affedersiniz, bir litre su içine, çok affedersiniz, bir pisliği atsanız, insan pisliği, hayvan pisliği, bir şeyi küçücük birazcık, o su içilebilir mi? Bitti. O su içilemez. Batıl da böyle bir şey. İçine birazcık karıştığı anda hakikati üzerine örtüyor. Hakikati yok edemez. Üzerine örtüyor. Artık gözükmez oluyor hakikat. Bu anlamda bu yüzden söylüyorum. Şimdi bugün kısaca söylememiz gerekirse, bugün geçtiğimiz yer kutsal doğa anlayışı. Nedir bu? Ha, şeytanın şöyle bir oyunu var demiştik. Zannedersem 3. derste. Şeytan insanla hep aynı oyunu oynuyor. Yıllardır. Binlerce yıldır. Nedir o? Ya ifrattaysa insanlık, bakıyor onu zaten ifrata çeken o. O tavsiyeyi veren. Bakıyor insanlık ifratta. Oradan ona tepki göstereyim derken insanlığı öbür tarafa attırtıyor. Hep aynı tuzağa düşüyoruz insanlık olarak. Yani bir şeye, evet, bir batıla tepki göstereyim derken bir bakıyoruz başka bir batıla geçmişiz. Çünkü şu şemayı hep unutuyoruz. Zannediyoruz ki şema şöyle. Üçüncüsü yok. Diyoruz ki buna tepki gösterirken eğer bu tarafı tutarsak biz hakikate geçmiş olacağız. Halbuki şeytan bu anlamda zeki. Akıllı değil ama zeki. Seni bu tarafa çekiyor. Şu anda insanlığa yeni bir oyun oynanıyor. İlk önce insanlık kendi kötü hissettiriliyor. Yani kullandığımız parfümden bile artık kendimizi bir anlamda suçlu hissetmeye başladık. İşte senin yüzünden ozon tabakası delindi. Senin yüzünden küresel ısınma oluyor gibi bir şeye sokulmaya çalışıyor insanlık şu anda. Bir suçluluk duygusu. Aynı zamanda bu suçluluk duygusuna kapitalizm dediğimiz adı altında şirketler sokulmaya çalışılıyor. Büyük şirketler. Yani kısmen de haklı vesaire. Ve kutsal doğa anlayışı. Bakın, bu doğa anlayışı batıdaysa bu nerededir? Aynen. Bu da doğudadır. O yüzden doğu ile batı arasında İslam diyoruz ya. Çünkü ikisinde de belli aşırılıklar var. Doğuda Hindistan'a gittiğinizde her şey kutsaldır. Çok, her şey kutsal. Her şeyin çünkü ruhu var. Nehrin ruhu var, taşın ruhu var, tapınağın ruhu var. Ondan sonra toprağın ruhu var. Her şey. Her şeyde bir ruh var. Tavuğun, ineğin, tilkinin. Artık maymunun aklınıza, farenin, fare tapınağı var. Tabii fare tapınağı var. İnternette ararsanız bulabilirsiniz. Orada fare tapınağında farelere kutsuyorlar. Kutsamışlar, kutsal fareler. Çünkü bu işin sonu yok. Yani sınırlar kaybolursa, yani bir sınır kaybolmuşsa artık sınır koyamaz kimse. Bitti.
mutlaktan gelen sınır kaybolmuşsa artık orada bir sınır beklemeyin. Her şey olur. Şimdi bu anlayışta dediğimiz gibi dağ, taş, toprak, kutsal. Şimdi Brahmanizme birazcık çalışın. Yani Hintlilerin dinlerine biraz baktığımızda mesela onlarda kas sistemi var. Mesela bazı metinlerini okuduğumda şöyle şeyler gördüm. Diyor ki mesela burası kutsal orman. Aa iyi güzel kutsal orman. Buraya ancak Brahmanlar girebilir. Aa ne güzel. Halk yok. Kutsal orman burası. Brahman gibi, işte Brahman bir sınıf. Yani bunların işte bu taraftaki rahipler gibi özel bir sınıf. Brahman gibi temiz olman gerekiyor ki oradan kullanabilesin. Orada hak sahibi olursun. Bakın bu mülkiyet yine karşımıza çıkıyor. Yani birileri mülkiyeti ele geçirmek için bu tip numaralar çeviriyorlar. Bugünkü gittiğimiz yerde hani devamlı batıya yüzümüzü döndük ya, çünkü kaç yüzyıldır oradan geliyor. Arkamızdan bu sefer doğu atağa başladı. Aslında bunu farkında olmamız lazım. Yani batıyı çok iyi çalışmaya başladık şu anda. Yavaş yavaş batıda ne oluyor ne bitiyor. Ama bugün gelen tehlike bu taraftan gelmeye başladı. Reiki'ydi, şuydu, buydu, yogaydı. Ondan sonra reenkarnasyondu, oydu, buydu, şuydu. Hep bu taraftan beslenen akımlar bunlar. İçimize doğru sokulan. Neyse, bu kutsal doğa anlayışı nasıl bir anlayış? Şöyle bir anlayış. Dedik ya, müşrik zihniyette arkada şey var. Kutsallaştırmanın, daha önce dedik ki Allah'ın isimlerinden biri El-Kuddüs'tür. Yani kutsal kılma hakkı mutlak anlamda Allah'ındır. Yani biz kafamıza göre işte bu silgi kutsal, bu kalem kutsal diyemeyiz. Kutsallık verme Allah'a aittir. El-Kuddüs ismi onundur çünkü mutlak anlamda. Şimdi birisi kafasına göre kutsal yapmaya çalışınca orada bir ilahlık vardır. Orada affedersiniz El-Kuddüs'ten bir rol alma. Ben de acaba onun yanında olabilir miyim anlayışı vardır. Mesela bugün hani Gezi olayının burada siyaset kesinlikle öyle bir şeyim yok. Bir siyasi duruş da sergilemiyorum ama sadece fenomenolojik bir olay, yani bir olay olarak incelediğimizde Gezi olayında gördük mesela bunu. Ağaçtan çıkan şey bir baktınız siyasi ve ekonomik isteklere dönüştü. Taleplere dönüştü. Ağacı kesme, ondan sonra bir baktınız havalimanı yapmaya dönüştü. Ya da onu yapma, bunu yapma. Yani baktığımız zaman arkada birileri bunun üzerinden şey yapıyor. Eskiden Garaudin'in kitabında okudum zannedersem. Doğudan Avrupa'ya giden malların üzerine Allah yazısı yazılırmış. Yani Arapça bildiğiniz Allah yazarmış. Doğudan batıya giden malların üzerinde. Çünkü o zamanlar doğu çok daha ileri. Onlar Allah yazısını görünce aa tamam iyi ürün derlermiş. Hani biz bugün made in Germany falan, o Alman yapımı tamam kesin iyidir bu falan diyoruz. Aynı onun gibi üzerine basarlarmış, insanlar hiç düşünmez. Tamam bu kalitelidir. Ama Allah yazarmış orada mesela. Bunu zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam Garaudin'de okumuştum. Bugün de aynı şey bunun üzerinden. Şimdi kutsallığın bir özelliği var. Kutsal olan dokunulmaz olandır. Ve ilahlık yakıştırdığınız zaman bir şeye iki tane duygu var orada. İlahlığın iki tane ana duygusu var. Bir, sevgi. İki, korku. Haf ve reca, korku ve ümit dediğimiz duygular devreye girer. Bakın doğanın kutsallaştırması ya da doğanın ilahlaştırılması da aynı şeyler yapılmıyor mu? Şimdi korku tarafına bakalım. Küresel ısınma, dünyanın sonu geliyor, kaynaklarımız tükeniyor, öleceğiz, biteceğiz. Bu bir korkutma. Nedir? Öleceğiz, ne yapayım abi diyorsun ya, öleceğiz, biteceğiz. Gel bak bizim ampuller var. Ondan sonra bunlar çok daha az yakıyor. Doğaya iyi ampuller. Öyle mi? Ya hemen onlardan. Ama yetmez. Başka ne yapayım? Sen şimdi şu arabayı kullanıyorsun ya, bizim firmanın elektrikli arabaları var. Doğayı çok böyle doğayı koruyan yeşil arabalar. Bunlardan alacaksın. İnsanlık aslında bir tüketim şeyinden adı nedir? Objesi olmuş. Adı nedir? Müşteri bir şirketten başka bir şirkete geçiriliyor bu doğa şeyinden. Daha sonra doğa başka nerelerde kullanıyor? Üzerine doğal yazıyor. Aa diyorsun tamam bu iyi. Aynen Allah yazıyordu ya herkes iyi olarak alıyor. Şimdi doğa. Neydi onun sevgi unsuru oluşturması? Mesela sokaklarda bunu nasıl yapıyorlar? Geçen gün Taksim'de yürürken karşılaştım bir tanesiyle. Şimdi sizin sevgi şeyinizi uyandıracaklar ya. Böyle önümü açtı böyle şu hayvanları kurtaralım vesaire diye bir şey. Bir baktım böyle dünyanın en sevimli köpeği. Yani gerçekten o köpeği seversiniz yani. Sizi o şekilde bir vuruyorlar zaten. Yani o köpeğin resmini gören bir böyle içinde bir cız oluşuyor. Ondan sonra gerisi geliyor. Kısacası bugün gittiğimiz dünyada sadece biz müşteriler, ülkelerde bakın bugün Diyanet'in bir açıklamasını okudum.
Çok fazla eleştirmeyeceğim ama şu şekilde diyordu eğer doğruysa. 2050'ye kadar %100 yenilebilir enerjiye geçmemiz gerekiyor. Şimdi bunu eleştirirsiniz, doğrusu yanlışı vardır ama bakın ne kadar etkili olmuş bu propaganda şu anda. Buradaki ana sorular şunlar. Şimdi buraya geleceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Vaktinizi de almak istemiyorum. Çünkü bunları size birazcık da bunlar üzerine düşürelim diye burada yapıyorum. Yoksa her şeyi açıklama gibi bir iddiam yok. Şurada şu kavramların bir kere anlamını sorgulamalıyız. Bir, doğa nedir? Doğa doğa diyorlar ya, doğa nedir? Hatta daha da ileri bir sorayım. Doğa var mıdır? Bu da Zizek'in. Zizek bir filozof, Slovak zannedersem, bir açıklama yapıyor. Doğa yoktur diyor. Öyle bir yani kavramsallaştırma. Onun da farklı açıklamaları var. Tabii o da başka yerden yamuluyor. O ayrı bir konu ama doğa var mıdır gerçekten? Varsa da bu doğa dediğimiz nedir? İlk önce bir bunu açıklayalım. Hani koruyacağız ya, seveceğiz ya bu doğayı. Nedir bu? Kim bu? İnsan dışındaki varlıklardan mı bahsediyoruz? Ağaçlardan mı bahsediyoruz? Tilkilerden mi bahsediyoruz? Unutmayalım. Geçen hafta söyledik. Her zaman insanın kavileri, güçlüleri ve zekileri diğerlerini tahakkümü altına almak isterler. Yani üzerlerinde Rab'lık ilan ederler. Nedir Rab'lık ilan etmek? Bir anlamda sen ne yaparsın, ne yapamazsın onun kararını ben vereceğim demektir. Senin sınırlarını ben çizeceğim demektir Rab'lık iddiası. Bugün insanlığın sınırları çiziliyor. Yeni haramlar, helaller oluşturuyor. Resmen. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Milletler üzerinde oluşturuluyor aynı şey. Sen karbon salıyorsun, bunu yapamazsın. Sen şunu yapamazsın. Yani ne diyordum? Bu anlamda kutsal doğa anlayışını iyi idrak etmek. Peki bizim anlayışımız ne? Şeyi soruyordum, özür dilerim. Kavramlardan bahsediyordum. Doğa nedir? Daha başka bir kavram var. Canlı nedir? Bugün biyolojinin tarif ettiği canlıdan bahsetmiyorum. Canlı nedir? Mesela taş canlı mıdır? Şu sandalye canlı mıdır? Baktığın yere geri değişiyor. Çünkü bu kavramların üzerinde bir yorum geliştirmezsek bu kutsal doğa anlayışı bizi yer bitirir. Çünkü üzerimize bugün putlar, kelimeler, hatta Kur'an'da da bunu bahseder. Bunlar sadece putlar için sizin uydurduğunuz kelimelerden ibarettir der. Ne yapıyorlar adamlar? Bir kelime üretiyorlar. Bir kelime. Putlaştırma bugün aynen şu şekilde. Eskiden hani put yapıcılar vardı. Hani Hazreti İbrahim babası ne yapardı? Bildiğimiz böyle taşlardan herhalde onları yontardı falan böyle. Orasından burasından put oluştururdu. Bir şekil ortaya koyardı. Bugün aynı putlar zihinle, zihin çekiciyle o yontularak oluşturuluyor. Kelimeler kullanılıyor. Zihinle onlar yontuluyor. İçine görseller, sesler, onlar, hatıralar falan yüklenerek ortaya olmayan bir şey çıkıyor. Gerçekte olmayan. Sadece insanın muhayyilesinde mevcut ama herhangi bir gerçekliğe tekabül etmeyen şeyler oluşuyor. Doğa da bunlardan biri olduğunu iddia ediyorum. En azından onların tanıttığı doğa. Şimdi buraya gireceğiz. İşte lar kelimesini eklememin ana sebebi de orada. Şimdi Mirza Beyoğlu'nun Berzah isimli eserinde ki şu bölümü okumak istiyorum bunun başlangıcında. Memur doğalar anlayışı nedir? Rim başında. Yani burada iki tane ana kelimemiz var üzerinde düşünmemiz gereken. Bunlar size de bırakıyorum. Doğa nedir? Canlılık nedir? Canlı kimdir? Canlı neye denir? Evet. Dikkat! Bütün canlı ve cansız varlıklar hem var olmak hem de başkasının varlığında var olmayı reddetmek suretiyle orijinal kalmak için çırpınmaktadırlar. Şimdi bu ifade önemli bir ifade. Şimdi bugün doğa kelimesini yani şey ekoloji dedik. İşte çevrecilikten bahsediyoruz. Ekonomiyle ne ilgisi var? Sonuçta iktisadi faaliyetin geçtiği alan yeryüzüdür. Ve insan yeryüzündeki eşyayı bir şekilde kendine uygun hale getirir. Hatta buradaki ifadeyle kendine benzetir. Orijinal kalmak istiyor ya. Bir şekilde insan aslında doğadaki bütün taşı, ormanı, onu bunu aslında kendine benzetmeye çalışıyor. İnsanda böyle bir şey var. Orijinal kalıp karşısındakini kendine benzetme.
Mesela şuradaki eşyalara bir bakalım. Sandalye, şurada masa, bu, şu sütunlar, hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsinin bakın ayakları var mesela. Bir şekilde şu sandalyeyi almışız, ayaklı bir şey haline getirmişiz. Bize benzemeye başlamış sandalye. Ayağıyla vesairesiyle. Bu tekniktir. Bugün tekniğin son geldiği noktada, yani bu bir tez gibi duruyor, bir önermedir. Bunu kanıtlayan en büyük, yani bunu en iyi kanıtlayan teknik gelişme hangisidir? Robotlar. Şu anda teknolojik olarak en ileri gittiğimiz şey robotlaşmadır. Baktığınız zaman direkt insanın kendisini resmen kopyalamaya çalıştığını görüyoruz. Klonlama teknolojileri de aynı şekildedir. Bir şekilde ne düşünüyorlar? Acaba insanı klonlayabilir miyiz? Vesaire vesaire. Gördüğümüz gibi bu şey kendine benzetme devam etmektedir. Devam ediyorum. İşte oluş ve hayat böyle bir hercümerci ifade ediyor. Öyle görülüyor ki bütün varlık tezahürleri bir tek varlık prensibinden güç almaktadırlar. Tek varlık prensibinden güç almaktadırlar. Böyleyse yaratıkların hepsi canlıdır. Yahut yaratıkların hepsi cansızdır. Yahut canlı ve cansız ayırımı insan zihnine yansıyan bir varlık oyunudur. Görüldüğü üzere canlı cansız ayırımı yanında bununla uğraşırken canlılık sıralaması ve sınıflamaları da şu yönden bir, diğer yönden ayrı vasıflamaların ortalaması olmak bakımından, burası önemli, anlaşabilmemizi kolaylaştırabilmek için yapılmış el yordamı işlerdir. Yani bu anlamda bugün canlı veya cansız dediğimiz şeyler sadece pratik gayeleri olan, yani biyolojide mesela işte belli araştırmaları kolay yapmamızı sağlayan, çünkü tasnif etmeniz gerekiyor araştırabilmeniz için. İşte belli bir varlıkları bu sınıfa sokmanız gerekiyor. İşte bunlara hayvanlar diyeceksiniz, bunlara bitkiler, bunları canlılar olarak ayıracaksınız. Çünkü değil mi, tür, cins vesaire diye giden şeyler var ya da cins tür. Bu bakımdan canlı nedir sorusunu sormamız gerekiyor. Gelelim memur doğa anlayışına. Aslında ben burada başka bir kelime kullanmak istedim. Ama din dilinden uzak durayım diye özellikle memur kelimesini seçtim. Eğer din dilini kullansaydım şu kelime, yani hangi kelimeyi seçecektim sizce? Hayat sahibi. Hayır. Yani ben seçmeyecektim. Olabilir de ben seçmeyecektim onu. Yani benim zihnimdeki o değil. Efendim? Mükellef. Buyurun, evet, biraz üretelim. Öyle bir kelime bulacağız ki o kelime bu canlı cansız ayırımını bitirecek. Yani taşa da uygulayabileceksiniz, dağa da uygulayabileceksiniz, insana da uygulayabileceksiniz. Hepsini, bütün varlıkları, ha şunu düşünmeye devam edelim, sormaya devam edeceğim, lütfen düşünelim. Hemen bizim ontolojimizde iki tane varlık alanı vardır. Yani iki tane varlık alanı, neydi onlar? Bir tanesi mutlak varlık, diğeri İzafi varlık alanı. Mutlak varlık alanı özelliği neydi? Orada tek bir varlık olması. Çokluk kabul etmez o alan. Başka? O varlığın, o tek varlığın eşinin benzerinin olmaması. Sadece tek değil, eşi benzeri de yok. Ya zaten eşi benzeri, yani teklik zaten eşi benzeri olmamı. Yanında hiçbir şey yok. Ona benzer, yakın vesaire. İzafi varlık alanının prensipleri neler? Bunun tam tersi. Çiftlik. Çift olma, çok olma, eşinin ve benzerinin bulunması, benzerlerinin bulunması vesaire. Bu da izafi varlık alanı ve bu izafi varlık alanında işte hayvanlar, bitkiler, insanlar vesaire bunlar var. Evet, buna geleceğiz bu bilgiye. Evet, ne diyoruz? Yani halık mahluk ayırımıdır. Peki buraya diyeceğiz, mahluk mu diyeceğiz? Yani ne doğa diyeceğiz buraya? Öyle bir kelime bulalım ki din dili kullanabiliriz. Kur'an'ı bir kelime olabilir ki ben öyle kullandım. Efendim? Kul. Olabilir. Yani bitkiler içinde kul olmayı kullanabilirsek. Vazifedar. Memurla yakın anlamda. Evet. Kur'an'ı kelimemiz bekleniyor. Ben bu arada su içeyim.
Efendim? Müslüman. Müslüman doğar. Olabilir. Yazayım mı yoksa düşünelim mi? Yazayım. Ama şurayı silelim. Hayır. Tesbih eden dua. Dua tesbih ediyor. Her varlık. Yani her varlığın ortak özelliği tesbih etmesi. Yani nedir? Memur olması. Nedir memurun yaptığı iş, memurların? Memurlar vazifeli varlıklardır. Değil mi? İnsan olarak memurları düşünelim. Memurlar ne yaparlar bir kurumda? Üstlerinin, amirlerinin verdiği görevleri yerine getirirler. Ve bütün bir şirket adına hareket ederler. Bu anlamda tesbih eden dua da her biri Allah'ın verdiği ölçüde, sınırlarda hareket eden, ki tesbihin kelime kökü de hızlı hareket etmeye denir. Tesbih hızlı hareket etmeye denir. Yani bu anlamda bütün her şey hareketlidir. Bu da olağanüstü bir şeydir. Yani şurada gördüğümüz masalar, sandalyeler hepsi hareketlidir. Değil mi? Eskiden belki bunların, şimdi birisi bana, bize söylese masanın hareketli olduğunu, hadi oradan diyebilirdik belki. Ama şu anda biliyoruz ki bunun içi atomlardan oluşuyor ve atomların içinde elektronlar vesaire, olağanüstü bir hareket var şu anda şurada. Çevremizde olağanüstü. Duran hiçbir şey yok ki. Çevremizdeki eşyada. Her şey hareket halinde. Her şey. Olağanüstü bir hareket var. Ve işte bu harekete Kur'ani bir kelime olarak Allah bütün bu canlıların tesbih ettiklerini söylüyor. Şimdi peki niye lar diyorum? Onu da şöyle açıklayayım. Bu anlamda içine düştüğümüz düşünce tuzağını da birazcık anlatabilmeyi umuyorum. Şurayı siliyorum şimdilik. Aklımızda kaldı. Fahişe dua, kutsal dua, memur dua. Ya da din diliyle söylersek tesbih dua, tesbih eden dua. Peki zikreden dua diyebilir miydik? Evet, buyurun. Etmez. Bu kadar. Hocam o ayet şey var mı hala? Yunus suresi 41. ayette var mı meali? Yok. Onu okuyabilir misiniz? Şimdi duanın bizim, hadi bir soru daha sorayım ama bu sefer cevabını hızlı vereceğim. Duanın din dilindeki karşılığı ne ola? Varsa böyle bir şey. Tabii. Din dilindeki. Yani Kur'an'da hangi kelime bunu karşılar? Hayvan, bitki, taş. Hadi Allah diyeyim. Alem. Alem karşıladığını düşünüyorum tam anlamıyla. O yüzden lar diyorum. Neden doğanın tekil olarak kullanılması sıkıntıdır? Niye putlaştırmak ki? Bu genelde panteist bir görüşten türemiştir. Bunun arkasında da panteist bir fikir vardır. Çünkü bu anlayışta doğa Tanrı'nın yerini alır. O yüzden tek kullanıyorlar. Şimdi şunu şu şekilde göstereyim. Bu taş alemi ya da taş doğası diyelim. Bunlar hayvanlar, bitkiler ve bunların kesiştiği yerler var. Çünkü hayvan bitkiyi yiyor vesaire vesaire. Bunların kesiştiği noktalar olduğu için böyle kesişim olarak gösterdim. Şimdi insan ise bunların hepsini kapsıyor. Çünkü hepsinden istifade edebiliyor bir şekilde.
Peki insan bunların nasıl istifade edecek? Hangi sınırlarda istifade edecek? İşte bu sınırı da yani mutlak olan koyuyor. Neden insana bu sınırlar içinde davranması gerekiyor ki doğa ile uyumlu olsun? Şimdi niye bunu doğa ile uyum kelimesini seçtin? Bu arada saatimiz kaç? Tamam. Son 5 dakikada bitireyim, toparlayayım. Şimdi ne dedik? Doğu'da, da Batı'da bir şey oldu. İnsan, hatta bugün Hristiyanlığı suçluyorlar. Hatta diyorlar ki doğanın bu hale gelmesi Hristiyanlığın yüzünden. Neden? Çünkü Hristiyanlık diyor ki yeryüzü size verildi. Yani bizde insanın yeryüzünün halifesi olması var ya, yani sizin emrinize verildi. Bu yüzden diyor ki bazı Hans Jonas gibi filozoflar Hristiyanlığın yüzünden oldu bu hale geldik diye. Ben o yüzden olduğunu düşünmüyorum ayrıca ama bu şekilde diyor. Yani şu anda doğanın başına gelenlerin nedeni diyor ki insan doğadan üstün bir varlık olduğunu kabul ediyor ya, daha ileri bir varlık. Bizim şeyimizde hani insanı kamil diyoruz, eşrefi mahlukat var vesaire. Sırf bu yüzden bu duruma düştük diyor kutsal doğacılar. Halbuki diyor insan doğanın bir parçası. Yani taştan, hayvandan ne fazla hakkı var? Bakın çok kritik düşünceler bunlar. Nereye sokmaya çalışıyorlar şuradaki insanı? Normalde şurada duran insanı. İnsan bakın burada. Allah da burada. Buradan bunu yönetecek. İnsanı şuraya sokmaya çalışıyorlar. Kainat kabul, boşluk kabul eder mi? Etmez. Buraya ne dolduruyor? Doğa dolduruyor. O yüzden tek kelime seçiyorlar. E peki bir put olmuş oluyor. Doğa diye bir şeyi göremiyoruz biz. Putların en önemli özellikleri ne? Konuşamamaları. Putların hiçbiri konuşmaz. En önemli özellik konuşamaz. Ama konuşturtulur. Öttürtülür. İşte böğren putlar var mesela. Genel anlamda diyelim o zaman. Her zaman demeyelim. O zaman Allah rolünde kim almış oluyor? Bunu öttürten. Yani bir grup insan almış oluyor. Buradaki temel kayma bu. Yani insanı bugün temel amaç sen doğanın parçalısın, doğayla uyum içinde olmalısın lafıyla şuraya çekip doğayla uyum olmak ne demek? Doğa kanunları, doğa kanunu ne? Kimin kanunu? Eşeğin kanunu mu uyacağız affedersin, arının kanunu mı? Hepsinde farklı üreme çeşitleri var. Bazı hayvanlar çok eşli, bazı hayvanlar affedersiniz eşcinsel, bazıları bir hangisini uyacaksın mesela cinsellikte? Hadi doğaya uyalım, hangisini uyacaksın? Karıncaya mı uyacaksın? Taşa mı uyacaksın? Ay, uyum, öyle bir kelime dönüp dolaşıyor devamlı. Doğaya uyumlu yaşayalım. Ne demek bu? Buradaki temel şey şu. İnsanı şuraya atıp sıradanlaştırıp insanın vazifesini neden? İnsan ifrata kaçtı ya. Bu sefer insanı aşağılayıp tefrite götürmek yine. Buraya doğa insanın yerini alıyor. Tabii doğa denen bir şey göremiyorsun. Bunu da konuşturtacak olan üst insan aklı, yani bir grup mele ve mütref sınıf Allah'ın yerini almış oluyor. Ve herkesi o kanunlara kuran, yani Rab'lık iddiası. Allah'ın yerini alamaz da sıfatını çalmaya çalışabilir. Şimdi konuyu bitiriyorum. Son size şu soruyla, daha doğrusu şu düşünceyle şey yapayım. Tamam, doğayla uyum olalım. Uyum olsun. Yani bütün, çünkü doğada hepsi tespih ettiğine göre bir uyum var. Yani hepsinin belli hareketleri ne yapıyor? Bir mizanın korunmasını sağlıyor. Bakın, kaos teorisi denen bir şey var. Neydi kaos teorisi? Duyanlar bilir. Kaos teorisi kısacası bir işte orada bir kelebek kanat çırparsa şurada bir fırtına gerçekleşebilir diyor. Kaos teorisi. Yani başlangıç şartlarındaki çok minicik değişme kocaman değişikliklere neden olurun teorisidir. Kaos teorisi. Şimdi kainatta evet öyle bir düzen var ki bakın taşın, tek bir taşın ya da tek bir taşın demeyelim, küçücük bir kuşun kanat çırpışı taşı bilmem neyi kadar etkileyecek olaylara neden oluyorsa, o halde uyumun ve düzenin sağlanması için tek bir şart vardır. Mesela bu taş kendi kendine hareket edebilir mi? Kendi kafasına göre. Edemez. Çünkü taşın uyum sağlayacak, düzen sağlayabilmesi için o hareketiyle
bütün bitkiler, hayvanlar, insanlar ve bütün alemdeki değişiklikleri hesaplayabilmesi lazım. Ve oradakileri görebilmesi lazım ki taş da bir sonraki hareketini ona göre yapsın. Ki düzen kurulsun. Yani öyle bir sonraki hareketi yapacak ki şuradaki bütün hareketlerle uyumlu olacak. Yani sen diyorsun ki taşın her şeyi görebilmesi lazım. Her şeyi duyabilmesi lazım. Her şeyin içine nüfus edebilmesi lazım. Taş bunu yapamaz. Bütün bu alemlerin uyum içinde, fazla lafı uzatmak istemiyorum ama bütün alemlerin uyum içinde olmasının tek sebebi bir üst iradeden gelen kanunlara, kurallara uymalarıdır. Çünkü ancak mutlak olanın, yani her şeyin içine nüfus eden, her ince ayrıntısını bilen, her şeyi gören, her şeyi duyan bir varlığın iradesine teslim olursan ancak düzen sağlanır. Yoksa senin yaptığın bir hareket kafana göre bu tarafta öyle olumsuzluklara neden olur ki tamamen kaos içinde dünya yuvarlanır. O yüzden doğayla uyum denen şey aslında bunlara uyum değil, mutlak iradeye, mutlak fikre uyumdur. Ona uyarsan gerçekten düzen sağlanır. O anlamda bugün insanlığın ana sorunu, bugün insanlık diyorlar ya, güneşin yakıtı bitecek, dünyanın sonu gelecek, küresel ısınmanın yakıt işte bir şey olacak. Bakın bugün dünyanın ana sorunu insanlığı başka yerlere şey. Bugün dünyanın ana sorunu insanın kalbinin yakıtı bitmesidir. Dünyanın sonu insanın kalben yakıtını bittiği zaman gelecektir. Ama bugün insanlığı kendi iç muhasebe yapamamasın diye sadece karbon salımı bilmem neyle sanki ortalık bozuluyormuş gibi gülüp çevredeki artan zina, alkol, bilmem ne, yalancılık, sözünde durma, hırsızlık vesaire gibi olanları bu olaylarda küresel düzenin bozulmasında sanki hiç etkisi yokmamış gibi bir tavra getiriyorlar. Evet vardır. Sizin yalan söylemeniz güneşin bile ışınlarını sızlatıyordur. Neyse ben konuyu fazla uzatmayayım. Yalnız şunu burada görevli kardeşlerimize de bunu şey yapmış olayım, atmış olayım. Bu hafta çalışırken şunu fark ettim. Bu kesinlikle bu konu burada bir saatin içinde halledilebilecek bir konu değil. İnşallah bu konu üzerinde sadece en az 10 ders, 20 ders yapılabilir. Sadece bu konu üzerinde. Çünkü çok geniş. Yani ben şu andaki hiç tatmin değilim yani şey yaptığımdan ama en azından bitirmek zorundayım. Sizi fazla şey yapmak istemem, hakkınızı almak istemem ama en azından şu fahişe kutsal dua arasında memur dua anlayışını üzerine durursak belki oradan bir yerlere gidebiliriz. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. İnşallah haftaya görüşmek üzere.